sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Benim izimde tapşın tapşın yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sollah, kariyeri pulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa. Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur atsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Ay, bu arada her gece maç yani. Sanki Cem bir alay erkekle birlikte seyredince onun takımı kazanacak. Bu sefer babanı da aldı götürdü muhallebiciye. Hayır, onu da bu böyle futbol seyretme grubuna almasınlar da. Yaşlı başlı adam. Sağcı da azdırıyor bunları. Hayır, kocam haftada 3 gün evde yok. Evli miyim değil miyim anlamadım ya. Sen beyini evine bağlamasını bilsen dışarı gitmez Aslıcığım. Ay sen nereden bileceksin acaba kimin kimi eve nasıl bağlayacağını Makbule abla? Bazı şeyler doğuştan olur bir kere. Ben doğuştan aile hanımıyım. Ay Allah'ım. Bendeki civeleklik genetiki miras. Beni alan yaşadı. Ama o kimse bunu bilmiyor. Benden duymuş olma ama Cem enişte fotoğrafçılığa başladığından beri, yani ele para görmeye başladığından beri sana eskisi kadar düşkün değil. Havalandı biraz. Ne demek şimdi bu? Sen anladın onun ne demek olduğunu. Nerede o eniştenin kuyruğunu kıstırmış kulçun kulçun halleri ha? Yuvasını bırakıp bırakıp erkek muhabbetine gidiyor. Ay, Makbule abla vallahi sen bir orduya gir, orduyu dağıtırsın ha. Ay ne yapacağım ben orduda ya? Ay ne işim var o kadar erkeğin arasında benim? Genç kızım ben, genç kız. Yemine. Kaçar mı be? Yok bir şey yok. Ya. Siyah ulan, beyaz ulan, alay ile gider ulan. Siyah ulan, beyaz ulan, alay ile gider ulan. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin. Ooo, hadi biraz hocam çocuklar. Kara kartal göreyim siz canım. Çok heyecanlı oluyor baş. Tansiyon yüksek. Aman dayı, senin tansiyon değil değil mi? Yok ya, ya maçın tansiyonu söylüyorum. Sen kendi tansiyonuna bak. Biz eski toprağız oğlum. İyi dayı, o zaman biraz köfte al turşuyla şahane. Ver. Ya bu arada lahmacun da harika. Sonra ağzını sokmasın evde. Aa doğru, ben onu hiç düşünmemiştim ya. O zaman seninkini de ver. Biz de sonra kaç senedir evliyiz. Olur. Sarıyla laciver, sevdanın rengisin. Hayatın anlamısın Fenerbahçe her şeyimizsin. Lay 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 lay. Ya oğlum, bir kola ver bana. Canım çekti. Yasin amca, acılı Adana'yı denedin mi? Dur bir şey olur. Dur. Aman be kardeşim be, bu kaçar mı ya? Ah be yavrum, ah be canım. Azıcık açsan ayağını, kaleye gidecek ama. Nasıl yani? Oğlum sen hangi takımı tutuyorsun be? Az önce Beşiktaş lehine tezahürat yapıyordun. Ben tarafsızım canım. Muhabbet için geliyorum böyle futbol gecelerine. Oğlum, biraz piyaz ver bana ya. Aman efendim, yavaş gidin, dokunmasın. Yok, bir şey olmaz. Maç heyecanından farkında olmadı, ha buru buru gidiyor yani. Ya koş be oğlum, koş be. Ya. Bir de genç olacak bunlar. Ben amatörde oynarken, amatör takımda, vallahi öyle bir koşardım. Karşı taraf savunmaya geçmeden gol olurdu. Hani ayağımızı doğru düz pamuk bile yoktu bence. Anladım efendim. Biraz daha lahmacun. Zaten aşkın ömrü de 2 yılmış diyorlar.
Annem söylediydi. Sen Cem enişteyi evlenmeye razı edesiye kadar yıllarca flört ettiğiniz için. Zaten aşkın ateşi filan da sönmüştür bence. Ay yeter artık be. Hakikaten Makbule yeter ama. Boğacağım ben bunu ya. Çık diye elimde kalacak bir gün vallahi. Aslıcığım bu kız da evlenmek istiyor. Ne yapsın? Kompleksi var işte. Ay, hoş geldiniz Burhan Bey. Ne iyi ettiniz de geldiniz. İfot, kapuskam çok sulu oldu da bir fincan nohut alayım ki kıvamını bulsun. Ne diyor ya? Ay yemek sulu olunca içine nohut atılır kızım. Suyunu çeksin diye. Yemek çok tuzlu olunca da patates atılır yavrum. Bu yaşta hala öğrenemediysen öğren. Hanım ol, biraz kadın ol. Ay benim hanımlığım size mi kaldı Burhan Bey? Lütfen paa bir de. Vay, sinirlisin. Kocan yine maç seyretmeye mi kaçtıyorsun? Burhan Bey, ben hem nohut olayını hem de patates olayını biliyorum. Bahane acaba? Hayır, Aslı'ya çimkirdiniz de o yüzden. Çemkirmedim Makbule Hanım ama beni lütfen anlamaya çalışın. İşten yorgun argın gelmişim. Kapuska yapıyorum. Ortalık mis gibi kokuyor. Bir yandan sebzeli çorba robotla karışıyor. Bir yanda alışveriş listesi yapıyorum. Yani hem ev işi hem iş işi. İş işi hem ev işi. Çok zor yani. Oh canım, canım. Artık sen evlen Burhan'cığım. Senin gibisini bulsam kaçırır mıyım şekerim? Bulursunuz Burhan Bey. Bulursunuz. Hayatta bulamam. Fizan'a gitsem... Böyle hanım bir kadın bulamam ben. Firuza'na kadar gitmeseniz de biraz yakın çevrenizle ilgilenseniz. Ay, oldu o zaman ne oldu yoksa ben gideyim. Aa, olmaz olur mu aşık olsun. Kız, nerede seyrediliyor bu gece? Hiç bana haber verilmiyor böyle geceler. Ya, niye acaba? Sarının yanına lacivert koydum. Yıllardır biz senin esirin oldum. Yağmurlarda, çamurlarda yanında oldum. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Kardeşim benim be. İşte bu be. Of. Of iyi değil bu. İyi değil bu tabii ya. Adamların defansı yok ya. Tıkanıyor gibi oluyor ya. Tıkanıyorlar işte. Orta sahada tıkanıyorlar abi. Her yerden bastırıyorlar ya. Çocuklar. Hadi çocuklar. Koşun çocuklar. Çocuklar. Çocuklar çok çarpıntım var benim. Gerçekten. Oo. No, iyi misiniz? Onu diyorum. İyi değilim ben. He? Ferahim. Dayı ne oldu ya? Dayı. Ferahim be. Ferahim çocuklar. Ne oldu canım? Eski toprak falan derken çok gözü toprağa bakar görmeyeyim ben onu canım. Aman diyeyim ya. İşte nedir bu yağ başında baykuş gibi? Ya yürü git böyle kanalık yapma ya. Amcanın kemerini çözün. Ne bence o? Hadi çocuklar. Hastaneye götürün beni. Tamam dayı. Hastaneye. Tamam. Mahmut, ambulans çağır. Dayı tamam, sakin ol. Böyle dur, tamam mı? Böyle. Sanki adamın bir yere kıpırdayacak hali varmış gibi. Böyle dur diyor canım. Gelsin amca. Derin derin nefes al. Ambulans geliyor şimdi. Aslı öldürecek beni ya. Ondan sonra mesela spreyi alıyorsun. Koltuğun üzerinde leke ne varsa sıkıyorsun. Sık 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 sık. Ondan sonrasında bez var. Bezi alıyorsun. Böyle ovuşturuyorsun, ovuşturuyorsun, ovuşturuyorsun. O leke toz halinde pıtır 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 aşağı doğru dökülüyor. Aa, çok enteresan. Bunun adını bana unutma da ver. Tamam şekerim. Sen de bana patlıcanlı böreğin tarifini yazacaksın. Unutma ama ha. Aklımda. Ay Burhan Bey, kapuska yanmasın. Adını kapattım da geldim bebişim. Ha siz muhabbete geldiniz yani. Nohut bahane. Yalnızım ben yavrum. Yalnızım. Her akşam eve döndüğümde kapıda Gafur beni dövmeyecekse, bıçaklamayacaksa içeriye giriyorum. Karanlık, evet dalıyorum. Silüet halinde. Ay. Evlenin o zaman Burhan Bey. Hatta evlenip başka bir apartmana taşının, daha büyük bir daireye. Kısmet işte. Kısmet. Thank you.
Efendim sadece. Ne? Hastane mi? Hangi hastane? Ay nesi varmış? Kapat oğlum. Tamam anladım. Geliyoruz. Kapat. Ay babanı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Ya. Ne olmuş ki? Çarpıntı diyor. Ciddi bir şey değil diyor ama bilinmez ki. Yürüyün ayol. Ne olmuş ya? Yaşayacak mıymış? Ne olmuş? Allah. Niye böyle şeyler bizim başımıza geliyor? Niye insanlar başına böyle şeyler geliyor? Kader mi bu? Niye evren bize karşı yaşayacak? Ya niye beni burada bırakıp gidiyorsunuz? Beni de bekleyin. Geliyorum. Geliyorum. Beni de bekleyin. O son lahmacun size fazla geldi efendim. Ay Tahsin, ay. Ay kine ay. Bir gecede tam 10 yıl yaşlandım şeker. Baba lahmacun mu yedin? Oo hem de kaç tane yedi? Tamam canım, aa. Tabii ayrıca acılı Adana, turşu, kola, kaymaklı ayva tatlısı. Cem sen benim lokmalarımı saydın evladım. Ya abartmayayım bu kadar. Allah Allah. Hazımsızlık, gaz sancısı... Göğsüme vurmuş. Size de olabilirdi. Tahsin, kolesterolün yüksekmiş. Öyle dedi doktor. Ya kimin değil ki efendim? Hasta muamelesi yapmayayım bana. Tansiyonun da çok şahane değil baba. Ben yaşta biri için çok fena değildir doktor. Aa, hiç yorma kendini. Hakikaten Tahsin'cim hiç yorma kendini. Bak, kolesterol yüksek. Tansiyon yüksek. Miden hasta. Demek ki nedir? Hayat tarzını değiştireceksin şeker. Olur, değiştiririz. Bundan sonra acısız Adana kebabı yerim, ne yapayım? Ona kurfa diyorlar zaten. Ayrıca turşuyu da azaltmak lazım. Onu da kuru fasulye günlerine göre sınırlandırırız, ne yapalım? Ay sen benimle dalga mı geçiyorsun Tahsin? Ben gece gece hastanelere taşınamam öyle. Bitti artık şeker. Kebap da bitti, tatlı da bitti. Yok, bitti. Ha, öleyim bari o zaman. Ay ölüyor mu zaten? Allah korusun. Dayı var ya, farkına varmadan hık diye gidiverirsin valla. Gittiğini de öbür tarafta zebanileri görünce anlarsın. Zeban mi? Veyahut huri. Ben senin iç dünyanı bilemem ki. Ayrıca heyecanlanmak, uykusuzluk, özellikle maç seyretmek yok. Ne dedi doktor? Birçok yaşlı hastama yasak ettim dedi. Çünkü çok fazla heyecanlanıyorlar dedi. Ya o doktor futbol düşmanı zaten. Anladım onu ben. Kendi golf oynayan adam ne anlar futboldan? Buna göre hava hoş. Cem, yalnız bu erkek erkeğe maç seyretme geceleri beni de biraz bozmaya başladı. Onu da söyleyeyim yani. Ayrıca da Fatoş'la Yaprak da şikayetçi. Hayda. Ne yani şimdi? Kendimize ait birkaç saatimiz olamayacak mı yani Aslı? Ya bizi bırakıp bırakıp gidiyorsunuz bir yerlerde maç seyretmeye. Bir değil, iki değil canım. Ay bir Türk kahvesi yapın bana bari. Hadi bak bu ne? Yenge. Türk kahvesi diyor. Olmaz şekerim. Kahve, çay yok bundan sonra. Yok artık. Evet, yok artık. Ben sana mis gibi bir ıhlamur yapayım dayıcığım. Heh, yaşlı miden rahat etsin. Bu Makbule planımız konusunda ciddisin değil mi sen? Ne diyor? Hiç. Ha? Gafur otlarını getirdi. Nelerimi getirdi? İyi günler. İyi günler Gafur. Buldun mu hepsini yavrum? Pis kokulu otların mı? Evet. Pis kokulu otlar mı? Ne pis kokusu canım? Mis gibi. Listeye bakacak olursak... ...Ölamur, Nane, Adaçayı, Melisa, Rezene ve... ...Kanımca en pis kokan bu arkadaş. Sarı kantaron. Hiç pis kokmaz. Gayet de güzel kokar. Ne olacak bu otlar ifa? Ay çay kahve yerine bunları içeceksin artık. Hey, Allah hastalık vermesin. Ayağınız nasıl? Ben hasta falan değilim evladım. Ege otlarını buldun mu Gafur? Başka otlar da mı var? Ben şimdi Makbule ile Burhan bir gün evlenebilirler mi yani? Ya neden olmasın ki? Bir sürü ortak yanları var. İkisi de evlenmek istiyor. İkisi de tipsiz. Bir de zaten böyle konularda tip önemli değildir. Ruhların anlaşması daha önemlidir ki ikisi de psikopat. Zaten evlenirlerse ikisinden de kurtuluruz. Ya en azından dip dibe yaşamayız. Evet. Yok biz yapacağız bu işi. Ayrıca büyük sevaptır.
Çöpçatanlık diyorsun yani. Vallahi ismi artık ne olursa olsun hiç önemli değil. Ben elimden geleni yapacağım. Burhan biraz direnebilir ama o da bence zamanla yola gelecektir. Ne Makbule ablamdan daha mı iyisini bulacak Allah aşkına o haliyle. Şimdi ne yapıyoruz? Bu akşam dördümüz yemeğe mi çıkıyoruz yani? Ya hayır. Dördümüz Javier'e gidiyoruz ayağını. Bunların ikisini yalnız bırakacağız orada. Evet. Radika, Arap saçı. Ay. Nasıl yiyeceksiniz ki bunları? Ah, neyse ben karışmam. Ve ısırgan otu. Ve kanımca dikkat edin dikenli. İfa ne olacak onlar? Ayol haşlanacak, üzerine zeytinyağı, limon konulacak, mis gibi yenilecek Tahsin'cim. Ha, ben de sandım ki bayramdan koyunu kesemediniz kaldı, bunları koyuna vereceksiniz. Ya böyle etsiz metsiz beslenme olmaz, protein noksanlığı olur. Ha işte bana onu diyorlar. Ne diyorlar? Sende protein eksikliği olduğu için böyle oldum diyorlar. Ay hiç boşuna uğraşma Tahsin'cim. Bundan sonra kebap, et filan yok. Mis gibi o otları yiyeceksin. Ayağınız nasıl? Ay bu da bunu tutturdu. Ayağımda bir şey yok evladım. Nereden çıkardın bunu? Burhan dedi. Ne dedi? Tahsin amca hasta. Tek ayağı çukurda dedi. Ne konuşuyorsun sen? Ha? Beni beğenmiyor musun anne? Beğenmiyorum. Gel Tahsin'cim gel. Ha! Yahu bir maçım var. Ona da sürekli Türk kadınlar gibi karışma Olga. Bir maçın mı var? Kubilay pardon ama golf karşılaşmaların, pilates derslerin ve kriket hocan var. Ay kriket nerede oynuyorsun? Bahçemde. Ya benim İngilizlerden. Daha da önemlisi Hintlerden neyim eksik canım? Kriket öğrenemez miyim ben? Ayrıca ben her tür spor ve sporcunun yanındayım. Ne var bunda ya? Sizin de oryantal dersleriniz var. Biz bir şey diyor muyuz? Hoca erkek değil değil mi? Aslında kimin ne spor yaptığı da önemli değil. Bizi kadınlar olarak tamamen dünyanızdan soyutluyorsunuz. Evet. Biz daha çok ilgi bekliyoruz. Tabii. Mesela dün akşam en rahat gecemde ve Kubilay'la takılmak istiyordum. Canım takılsaydın da eğlenemezdin. Geceyi hastanede geçirdik zira. Çok refakatçi gördüm ben kendimi ya. Peki bizim maç gecelerimize siz de gelin. Tanrı verdi. Hem beraber takılırız, hem de maçlarımızdan geri kalmayız. Vallahi süper fikir. Tanrı verdi. Bundan sonra futbol gecelerimize kızlar da geliyor. Nasıl fikir? Ne? Aa süper fikir. Tamam biz de seyrederiz, şahaneymiş. Tanrı verdi. Hatta biz de tezahürat yaparız. Böyle çığlık çığlığa. Ay tabii ayol. Ay neydi? Ay offside, smaç, taç. Ay neyse işte onları da öğretirsiniz bize. Ay süper eğleniriz. Tanrı verdi. Hayır ben seni daha çok. Sen kapat. Ya ben kapatmam. Sen kapat. Ya. Ya. Tamam canım. Görüşürüz. Ben kapatıyorum çünkü okula gideceğim şimdi. Bay 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 bay. Kim o bir saattir? Şey Hatice babacığım. Bu Hatice'nin çenesi de amma düşük. Kontür düşmanı geveze bir kız yani. Baba Hatice aradı. Onun kontürleri bana ne ki? Ver kız gazeteyi. Tövbe estağfurullah. Ne bakıyorsun? Hatice Sacit abi değil mi? Üf Nilay, söyledim sana. Sacit benim arkadaşım ama annemler yanlış anlar diye saklıyorum. Yok ya, hepten sen beni aptal sandın galiba. Sacit abi, senin apartman görevlisinin kızı olduğunu öğrenirse ne olacak? Sen beni tehdit mi ediyorsun bacak kadar boyunla Nilay? Boyum kısa olabilir, güdük de olabilirim ama konulara hakimim. Mesela niye her zaman evin hizmetçisi gibi ben toparlıyorum ki kahvaltıyı. Sen topla. Toplamazsam. Anladın sen onu. Gafur abim. Ya. Hadi 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 canım hadi. Hadi bir zahmet. Tamam hadi. Be. Şu hale bak ya. Ya 15 dakika geç kaldık. Mal bulmuş gibi daldı odaya herif ya. Hıyar. İyi geçineceğiz o hıyarla, dikkat et. Hmm. Potansiyel damadımız değil mi?
Aa, iyi günler. Ha, ben gelmeyeceksiniz zannettim onaran çifti onun için de odama. Ay pardon. Odanıza girip oturdum. Bir iki özel telefon görüşmem vardı da. Gafurla mı? O ne demek şimdi o? Burhan abi, aşk olsun. Tabii yani ne demek, orası sizin de bir odanız sayılır. He? Yani bir oda için kavga mı edeceğiz Allah aşkına ya? Hem biz komşuyuz her şeyden önce. Burhan abi, biz Cem'le uzun uzun konuştuk. Bu bizim aramızdaki karşılıklı laf çakmalar, çemkirmeler, tartışmalar... ay o kadar gereksiz ki. Sonuçta hepimiz medeni insanlarız. Yani mesela yıl başında da o parti savaşları aramızda, senin partin, benim partim bilmem ne falan. Ay o kadar sinirim bozuldu ki. Yani size bir zeytin dalı uzatmak istiyoruz Burhan Bey. Mesela bu akşam biz, siz, birkaç arkadaş daha hep birlikte gidelim. Havyarda oturalım, şahane bir yemek yiyelim, konuşalım, iletişim kuralım. Değil mi? Aramızdaki buzları eritelim, muhabbet edelim, birbirimizi daha iyi tanıyalım. Diyoruz, bilmiyorum. Ha? Havyarda. Maksat muhabbet. Davet ediyorsunuz yani. Gelirim tabii ki. Gelirim. Zaten sürekli takıldığım bir yer. Sizdeki bu ani değişikliğin sebebi mucibesi nedir? Aslı, değişikliğin sebebi diyor. Ha? Babam. Hayat, hayatın böyle lüzumsuz kavgalarla geçirilemeyecek kadar kısa olduğunu dün gece hep birlikte anlamadık bu Burhan abi. Ah yavrum, ah yavrum. Gelirim tabii ki, gelirim, gelirim, gelirim. Gelirim. Bir daha gelirim, gelirim. Kaçta gidiyoruz? Kaç gibi olur acaba? Bunları mı giyiyorsun? İyi değil mi? Daha biraz dekolte bir şey yok muydu? Affedersin ama benim sen ve arkadaşların gibi oramı buramı açmaya hiç ihtiyacım yok. Neydi ya? Tabii benim yüzüm olsun, efendime söyleyeyim gözlerim olsun zaten insanı alıp başka diyarlara götürüyorum. Dekolteye hiç gerek yok. Yüzüne güvenmeyen başka yerlerini açar. Aslı ne yapacağız? Yok, vazgeçmek yok. Dayanacağız, yapacağız. Ha? Ay Aslı, Burhan da mı geliyor şimdi sizde? Evet anneciğim. İşte böyle birkaç arkadaş toplandık, birlikte yemeğe gidiyoruz. Makbule de evde yalnız kalmasın dedim. Fakat tabii bazı arkadaşlarımız buraya gelip maç seyretmek istiyorlar. Bakalım artık. Yani kimileri orada mı kalır? Bazılarımız da birkaç şey atıştırıp buraya mı geliriz artık göreceğiz. İyi. Biz de zaten babanla dükkana gidiyoruz yemek yemeye. Sıkıldı canım o bugün burada. Biraz değişiklik olsun. Neler yiyeceksiniz orada? Pis ya. Sen burada sessiz sessiz bekliyorsun Gafur. Seni nerede? Yavaş yavaş dışarı taşıyor. Taşmıyor canım. Evin önünü biraz süsledim. Ne var bunda? Hadi geç kalıyorum. Nereye? Kim dediği? Anladın sen onu. Nereye? Ben iş yerinde arkadaşlar bir iş yemeği vermişti. Ondan sonrasında oraya gidiyorum. Çok teklif ettiler, ısrar ettiler. Ben de kıramadım. Öyle gidiyorum. Ben de geleyim kanka. İş yemeğine. Ben de geleyim. Ya Gafur ne diyorsun? Deli misin, nesin ya? Bu bir iş yemeği diyorum. Çok bence yersiz olur. Niye? Beni beğenmiyor musun? Ya Gafur, bir türlü anlatamıyorum. Bu yemek
ofiste çalışanlar için, bizim ofiste çalışanlar için. Sen bizim ofiste çalışıyor musun ki sen gelmek istiyorsun? Çalışırım. Ne demek çalışırım ya? Ne demek çalışırım? Öyle bir işin yok ki senin Gaffur. İş teklif ettin de kabul etmedik mi? Allah'ım ya Rabbim ya. Hayda dedirttin ya. Atilla mayda. Olur mu öyle şey? Ben sana nasıl iş teklif edebilirim? Olur mu öyle şey? İdare müdürüsün kanka. Yap bir kıyak. Hayda. Allah'ım ya Rabbim ya Gaffur, bu sohbet nereye gidiyor? Bizden bağımsız yerlere doğru gidiyor yani. Ben bundan hiç memnun değilim. Sen bir defa bizim iş yerimizde çalışmıyorsun. Bunu bir türlü anlatamıyorum. İş yemeği bu, ofis yemeği bu. Herkes yalnız gidiyor ya. Bu nasıl bir muhabbet, nasıl bir karaktersin sen? Nasıl bir şey bu ya? Bu kıyağımı da unutma. Tamam işte canım. Beraber çöpleri alacağız. Oradan da şuradaki sinemaya gideceğiz dedik. Ne var? Bu arada saat 11'de beni yine buradan alıyorsun, tamam mı? Hangi parayla sinemaya gideceğim ben peki? Al canım. Patlamış mısırla kolasız. Film çekilmez hani. Peki, al. Çıkışta da bir hamburger yerim herhalde. Allah Allah, nereli yiyeceksen bu kadar şeyde. Sanki ben çok zenginim de al. Ama sana daha çok harçlık veriyorlar canım. Zeynep, aşkım hoş geldin. Hoş bulduk. Ablam arkadaşına gitti, gel. Biz de şeyle burada karşılaştık. Neydi canım senin adın? Nilay. Doğru, tamam. Ya Nilay'cığım, sen çöp mü topluyorsun? Evet. Canım ne sana zahmet, bir koşu bize şuradan biraz patates cipsi, yarım kilo da taze fındık alır mısın? Para üstü de sende kalsın. Oh, ne güzel bak. Nilay'cığım bu arada benim canım çok kivi çekti. Kivi de alır mısın? Manav biraz uzakta ama. Olsun, daha iyi. Sana da yürüyüş olur. Tamam Nilay'cığım, sen birkaç tane de kivi al gel, tamam mı? Bak bekliyoruz ama. Hadi. Gıcık. Kiviyle büyüdü sanki. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar aslanım. Burhan abi. Biraz epeydir. Cem dostum, ne haber? İyisin? Hoş geldiniz Burhan Bey. Merhabalar. Adam buraya geldi ya. Neyse, son anda peşinize takılmış olabilir. Nasılsınız Burhan abi? Ama nasıl olayım bebişim? Gaffur tutturdu bana iş bul diye. Nedenmiş o? Yani değil mi Cem? Sen daha iyi anlarsın. Aynı aile tarzlarından, benzer bir eğitimden geldiğimiz için daha iyi bilirsin. Nişantaşı çok bozulmadı mı? Bozuldu mu? Tabii. Nerede o eski Nişantaşı kapıcıları? Eskiden pantolonlarını jilet gibi ütülemeden Nişantaşı'na çıkmazlardı mesela. Kapıcılar. Tabii Cem. Sen de benim gibi eski bir ailenin evladısın. Bunu unutma. Şu anda aramızda konuşuyoruz. Kendi kendimize konuşuyoruz. Eskiden bir Markiz pastanesi vardı Nişantaşı'nda, hatırlar mısınız? Böyle beyler, bayanlar, fetülü şapkalar, hatırlar mısınız? Nişantaşı'nda. Tabii, büyüklerimiz anlatıyorum. Ben şimdi aristokrat, açıklayayım. Halktan kopuk demek yani. Öyle olabilir mi, huyumdan nefret ediyorum ama ne yapayım, ben öyleyim. Monsieur Bülent daha iyi bilir. Soruyorum, soru. 18. yüzyılın... 18. yüzyılın asil nişantaşısı şu anda nerede? Soruyorum. 18. yüzyılda Nişantaşı'nda kimse oturmuyordu Burhan abi. Tarlaydı burası. Ben de onu diyorum işte bebişim. Tarlaydı orası. Neyse canım, aman. Oh, vallahi iyi ki bir araya geldik değil mi? Fakat Makbule'den de gözümü alamıyorum bu akşam. Maşallah, ne kadar güzel değil mi? Ya değil mi, değil mi Burhan Bey? Zevke göre değişir efendim. Teveccühünüz. Gel canım, otur şöyle. Hoş geldiniz efendim. Mahmut oğlum, bana bir tavuklu pilav yoğurt, hadi hemen. Ne yoğurdu, ne tavuğu canım? Ne, o da mı yasak? Mahmut, sen Tahsin Bey'e
Tavuğun göğüs kısmından haşlanmış bir parça. Pilav yok. Yoğurdu da hiç gerek yok. Ben getirdim diyet yoğurdu. Oo! Size efendim? Ah! Bana ne var ne yok getir. Açlıktan ölüyorum vallahi. Hemen geliyorum. Yalnız yemekler şahane görünüyor değil mi? Ama tabii makbulenin yemeklerinin yanında hiç. Çok güzel yemek yapıyor makbule değil mi? Biraz yağlı yapayım bence. Aa, Allah Allah. Kim arıyor şimdi? Akşam akşam. Aa. Hem de bu saatte. Efendim? Evet. Aslı, çok fena bir şey oldu. Hemen eve gelmeniz lazım. Evet yahu. Maç kaçacak canım. Ne? Ne diyorsun? Çok fena bir şey olmuş Cem. Hemen eve gitmemiz lazım. Ay ne olmuş? Babam. Yine çarpıntısı tutmuş ama önemli değil. Makbule merak etmesin. Hatta Makbule sakın gelmesin demiş. İşte Cem'le bizi istiyor yanında. Psikolojik destek olarak herhalde. Ama yemekler. O kadar yemek şimdi çöpe mi gidecek? O kadar para. Siz keyfinizi bozmayın. Burada bekleyin. Biz daha sonra geliriz biz. Lütfen kalkmayın. Kalkmayın. Rahatsız olmayın. Muhabbete devam. Biz geleceğiz. Bekleyin. Çok sessizsiniz bu akşam Burhan Bey. Ne yapayım? Hokkabazlık mı yapayım? Perende mi atayım? Ne yapayım? Ne istiyorsun benden? Ne yapayım sana? Boğazımı açtın. Ay! Smaç mı? Adamın yaptığı şey mi ki? Hayır, futbolda smaç diye bir şey yok. Şey ne? Offside ne? Offside hangisi? Ha Cem, anlatsana bir offside bana. Ne oluyor işte offside olunca? Ay çocuklar ya, ben bu Beckham'ın saçlarına hastayım. Aa, ben Ronaldinho'ya bayılıyorum. Ha, kukla gibi çok komik ya. Zeynep'ciğim, sen meyveli pasta almadın. Aa, yok Mersi, sağ ol. Ne olur, yok, bir tane. Yok, gelin. Bir alırım şekerim, yüzüm veririz kilolarım. Ay ne kilosu Allah aşkına? Kullanıldı ve gol! Aa, gol mu oldu bu arada? Evet canım, gol oldu. Zeynep'ciğim, o zaman çilekli al. Bak, çilekli yemedin sen. Gol oldu ama sayenizde göremedik yahu. Nasıl olsa özetini verirler sonra canım. Aa. Emin değilim ama galiba Beckham kaleci böyle ters köşe yatırıp attık oraya abi. Beckham'a hastayım. Ben Victoria'ya kıl oluyorum. Ay, fare gibi bir şey şekerim. Fakat vücut çok güzel. Sıfır beden işte ya. Zeynep, senin bedenin kadar. Kalk bakayım şuraya. Sıfır beden bu. Ya yetti be, susun iki dakika ya. Ne bağırıyorsun Sacit? Ama Aslı'cığım, sevgilim bak bu böyle olmaz. O sıfır bedendi, bu değildi değil mi? Olmaz bak, birazcık maça konsantre olun. Gelecekle ilgili planlarınız nelerdir Burhan Bey? Vay. Niye? Hayır, sohbet açıyorum yani. Aslı nerede kaldı? Kötü bir şey mi oldu acaba? Ben 3 çocuk istiyorum. Allah analı babalı büyüsün. Allah analı babalı büyüsün. Burası ne kadar karanlık ya. İçim basıldı. Acaba bu içimdeki karanlık mı? İş dünyamla mı karşılaşıyorum acaba? Burhan Bey, hayalinizdeki evi bana anlatır mısınız? Test mi yapıyorsun? Test mi yapıyorsun? Anlamadım. Ya niye anlamadın? Test mi yapıyorsun diyorum. Psikolojik testler var ya. Geri. Geri. Böyle hani şey testleri var ya. Hayalindeki evin önünden dere geçiyorsa, içinde yılan varsa, yılandan korkuyorsan. Bu cinsel olarak, cinsel açlığın bastırılması mı neydi? Öyle bir şeydi galiba. Ha, yok, bu normal soru. Hayalimdeki ev. Şu anda oturduğum ev bak Bila Hanım. Ama kontratasının bir yıl uzatılmış hali şu anda oturduğum ev. Anladım. Laf yine oraya geldi değil mi? Ay. Sacit Bey niye gelmedi ki bu akşam? Gelseydi keşke. Üf. Helal be. Al topu. Al topu. Hadi be. Hadi. Ha,
resmen çelbet attı çocuğun ayağına. Oyundan atmaları lazım bence, değil mi? Ya hiç olur mu? Sadece topu aldı çocuk ya. Bence penaltı. Ne alakası var? Penaltı ceza sahasında olur. Ceza sahası neresiydi? Galiba kırmızı kart verilen yer. Sabrım taştı. Buraya geldi canım. Ay ben anlamıyorum. Niye normal oynamıyorlar da çelme takıyorlar birbirlerine? Oo, yalnız hanımlar konuşmadan sessiz seyredelim lütfen. Yani Zeynep sıfır beden, Aslı bir beden. Lütfen bunlar da olmasın artık arkadaşlar ya. Rica ediyorum, maçı izleyelim. Hadi beyler. Beckham gol, gol, gol. Beckham gol, gol, gol. Beckham gol, gol, gol. Beckham gol, gol, gol. Sence ben şişman mıyım? Niye Zeynep sıfır beden, Aslı bir beden oluyor? Tam nerede? Sence ben şişman mıyım? Hayır, hepiniz çok zayıfsınız. Zafiyet geçiriyorsunuz, ölmek üzeresiniz. Ama ne olur şu maçı izleyin lütfen. Ay kızlar, boş verelim sıfır bedeni. Yaza daha çok var. Hadi yiyelim. Aslı hadi ver pastaları. Buyurun. Ben şundan alıyorum. Şundan al sen. Çok güzel. Ya aman ya. Ne oldu ya? Ne oldu? Aa, gol mü oldu yine? Sacit öteki takım mı tutuyordu? Galiba. Ha, ama yani sporda da biraz centilmenlik önemli. Yani futbol seyretmenin de bir adabı var. Böyle kalkıp gitmeler falan. Madem tatlı da yasak, televizyonu açsaydık bari. Aa, olmaz. Maç yüzünden neler geldi başımıza. Canım skoru öğrenir kapatırdık. Hayır efendim. Allah Allah, ne var skoru öğrenecek? Bir topun peşinde bin tane adam koşuyor. Sana ne? Sinemaya mı gitseydik acaba yoksa? Olmaz, erken yatacaksın. Hadi kalk, kalkalım zaten. İyi ama benim uykum yok. Yoksa bile yatar dinlenirsin şekerim. Sonra sabahın 8'inde dikiliyorsun. Doktor aşırı yorgunluk yasak dedi. Hadi, hadi. Kasimciğim, bırak şekerim. Oh, eğlendik ya. Sonra bir evlilikte bir hanımın her zaman alttan alıcı, efendim söyleyeyim, hedeyici olması şart. Çünkü ne olursa olsun erkeğin kanı delidir der annen. Öf, sıkıldım artık. Yemeğiniz nasıldı Burhan Bey? İyi, bir o iyi, iyi, güzel. Nere kaldı bunlar ya? Allah'ım ya Rabbim. Dur şunu arayayım. Otomatikten arayacağım. Çeviriyi. Alo? Aslı'yım. Ne oldu baba? İyi mi? Ha iyi. Gelmeyecek misiniz? Niye haber vermiyorsunuz? Biz burada sepet gibi oturuyoruz ama. Haber versene. Kapat! Kötürüm bitti burada. Hadi çıkar. Burhan Bey, tatlı yiyelim mi? Buranın krem karameli çok güzel, yemiştim ben. Ya ne tatlısı ya? Ne tatlısı? Millet sıfır beden ortalıkta dolaşayım Akbile Hanım. Sen hala homini kırtlak peşindesin ama. Annem der ki, bir dirhem et bin ayıp örtermiş Burhan Bey. Anneni de tanımış olduk, saatlerdir anlatıyorsun. Yolda görsün, bu Makbile'nin annesi derim yani. İnşallah öyle tanışırsınız bir gün kendisiyle. Ya sen hala geyik mi çeviriyorsun? Yemek bitti, iptal. Hadi kalk. Kalk! Kalksana, algın mı bozuk nedir ya? Evli evine, köylü köyüne, sıçan da deliğine. Efendim, hesabınız? Ha. Ondan bağ yıktılar. Yemedikleri yemeğin hesabını bana yıkıyorlar ya. O zaman şöyle yapalım, sen bu salataları al. Paket yap, ben evde yerim. Hadi komi, hadi, hadi! Hadi! Yaşan dişi çok bozuldu. Ya! Ama Makbule ablacığım, sen de niye sürekli annenden bahsediyorsun değil mi? Burhan Bey gibi arkadaşlarına böyle daha zevkli, eğlenceli, neşeli sohbetler yapsana. Daha bildiği mevzularda konuş. Dedikodu yap mesela. Ha? Öyle mi diyorsun? Ha, tabii sen de fizik zayıf olduğundan kendini beğendirmek için bu tür numaralar öğrenmişsin. Ben hiç bilmiyorum ki. Oldu Makbule abla. O zaman bu gece yine bir araya geleceğiz. Ha. Tamam mı? Sen daha böyle genel mevzular, daha eğlenceli sohbetler, dedikodu olsun bol bol. Tamam? Ha. Öyle şey yap. Tamam. Tamam. Hadi. Allah sizin açıklığı versin. Hadi bakalım. Hadi. Sağ ol. Bakalım.
zamanında kim bilir nasıl uğraştıysa kendini beğendirmek için o Cem enişteyi ayarlayacağım diye. Aman ayarladığı da bulunmaz Hintistan kumaşı olsa bari. Bu akşam mı? Ya dün akşam pek kısmet olmadı Burhan Bey. Artık bir maneniz yoksa bu akşam size gelelim diyoruz. Aa, olabilir. Vallahi memnun olurum. Çok. Kibriyar Bey, siz de gelmek ister misiniz? Kader kısmet mi Burhan'cığım? Bakalım, akşam maç var ya, o açıdan diyorum. Aa, ben de aman efendim. Yani şu anda çok utanıyorum. Bende plazma var. 16:9 widescreen. Onda izleriz. Bakalım Burhan'cığım. Bir bakalım. Kriket dersin falan yoksa bir uğrarım. O zaman akşam ben de toplanıyoruz Cem Bey. Bir arkadaş grubu olarak. Tanrı verdi. Özellikle seni davet etmiyorum çünkü oturacak yerim yok. Yani yerim dar. Onun için gelme. İstemiyorum. Senin gelmeni hiç istemiyorum. Akşam iyi görüşürüz o zaman. Çok mutluyum. Bu da ruh hastası bu herif be. Arkadaşlar, akşam maçı biz de izliyoruz, tamam mı? Kızları ne yapacağız abi? Onlarla olmuyor mu maç geceleri? Futbol etkinliklerimizden çıksınlar. Yoksa Fatoş'a bile pist alacağım yani. Ya Aslan ile bir maç seyredemedik canım. Zehir oldu ya. Sorma ya. Sacit de bütün gece uyuyamamış sinirinden ha. Peki ne olacak? Aslında Sacit'in bir fikri var. Ayıya bağlayalım, bundan sonra gelmezler diyor. Ne? Yani diyor ki böyle küfür edelim. İğrenç tezahüratlar yapalım. Böyle kabalaşalım. Tam bir erkek muhabbeti yapalım. Daha fazla dayanamazlar. Hayda. Ha, gazeteler nerede ya? Kaldırdım şekerim. Sebep? Ay hep kötü haber. Aman bir de birinci sayfada bir trafik kazasının resmi vardı, iç kapatıcı. Sen görme diye kaldırdım. Aa, gazetede mi okumayacağız yani? Okuma şekerim. Tansiyonun çıkıverir Allah korusun. Al ilacın. Ver, ver. Oh şifa niyetine. Al bu da bitki çayını. İçme bunu. Gafuraklı leş gibi kokuyorum bari. Ama çok faydalı Tahsin'cim. Ay, ay, ay. Ben vallahi sıkıldım bu işten. Duvarlar üstüme üstüme giriyor sanki. Aa, gazete yok. Yemek yok, maç yok. Ay ben öleceğim vallahi. Hadi akşama açarız bir spor programı. Vallahi mi? Açarız değil mi? Açarız ayol. O kadar da değil. Sen önce şu çayını iç. Hadi. Affedersin Nilay ama ben sana bu tişörtü hediye etmeyi kabul etsem sen bunu nerede giyeceksin? Akşamları Nişantaşı'nın ta öbür ucuna. Kivi almaya giderken giyerim belki. Bak bu gece gene seni idare edeceğim ha, unutma. Şişt, yavaş, sanki çok bir şey yapıyorsun da şuradan iki adım Harbiye'ye yürüyeceğiz, tiyatroya gideceğiz diyeceksin. Ben sana tiyatro biletinin parasını da vereceğim. Birlikte çıkacağız, tamam mı? Aman aman bilet parası verme. Zaten tiyatro 1 lira. Ne ayak? Hiç. Gafur abi, Hacer tişörtünü bana hediye etti. Etmedim. Gafur abi, biz akşam tiyatroya gideceğiz Nilay'la. Hemen şurası, 2 adım. Sebep? Tiyatro işte. Bir faydası mı var? Sanat abi ya. Aa. Gerek yok kanımca. Ama gene de bir babama sorun. Akşam tiyatroya giderken ben de bunu giyerim. E nasıl olsa hediye ettin. Etmedim. O zaman ben vazgeçtim. Ne? E tiyatro sevmem ben. Gitmeyin. Oturun evde. Sosyete oldunuz iyice. Sen o kadar anlarsın. Ne kadar anlarım? Tiyatro kim? Sen kim? Beni kırıyorsun. Ben yalnız mıyım? Yine mi Elva ya?
yeriz diye kavurduydum. Başka ne yapabilir ki yani? Helva yani. Aslı nerede? Ondan sonra gelecekler. Cem eniştenin mide ağrısı tutmuş, soda içiriyorlar. Ha, Kibiray Bey? Onu bilmiyorum. Artık girebilir miyim? Ha, gir. Ya yürü be! Yürü lan! Yürü lan! Yuh be! Yuh! Lan Zeynep iyi ki gelmedi ha. Arkadaşlar, niye sinirlisiniz? Ama maç böyle seyredilir ya, Allah Allah. Erkek muhabbeti biraz böyle, rahatsız olduysanız çıkabilirsiniz. Rahatsız olmadık. Rahatsız olmadınız mı? Neden? Yo, statta da zaten böyle değil mi? Yok abi, öyle değil. Bir, iki, üç, çıktım taşın üstüne, açtım bacaklarımı. Altıza geçen Norveç, altıza olamaz mısın? Sen de bizim delikanlısın. Lan çok eğlenceliymiş bu ya. Hadi biz de. Fincanı taştan oyarlar, kapatın oyarlar. Norveç'e böyle. Norveç'e böyle. Sen çok deşarj oluyor bile. İyi günler. İyi günler. Aa, Gafur, seni Allah mı gönderdi ya? Yok. Ben kendi kendime çöpü almaya geldim kanımca. Yok yok, sen şimdi bırak çöpü falan almayı, gel bizle maç seyret. Sebep? Nasıl sebep ya? Süper maç var oğlum, kaçmaz bu. Norveç, İtalya. Gel gel gel. Ya! Şu paraya yapılmaz. Ben daha iyi oynarım ben. Şu paraya bana yapılmaz. Arkadaşlar, Gafur da bizimle beraber maç seyredecek. Artık o da bizim futbol grubumuzun bir parçası. Kızlar, sizin için bir sakıncası yok değil mi? Yok. Nasıl yani? İyi günler Aslan Efendi. Otur otur. Oturabilirim. Arkadaşlar kaysanıza, çocuk oturacak. Serpaç. Gelsene. Oh, sen de gelsene. Gel gel. Hoş bulduk. Ulan, Allah sana bir sağ ayak, bir sol ayak vermiş. Sen o sağ ayakla gol atamayacaksın. Senin ta... Ana... Ulan sen gibi futbolcunun laf belasını... O Boğaz Köprüsü'nün Anadolu yakasındaki arkasından iki tane o da yetmedi. Ulan köprüsünün tak var ya. Onun da değil lan. Trump Allah sen belanı sevgili futbolcun lan. Tüh. Kala. Biliyor musun? Aha kal. Haklı ama çocuk ya. Smaçı atamadı bir türlü. Kaçırdı. Ya futbolda smaç diye bir şey yok. Serbest duruş o. Uf Allah'ım ya. O Galata Kulesi var ya, Galata Kulesi. Sen anan... Galata Kulesi'nin sen. Ya Rabbim, nerede kaldı bunlar ya? Yine ekmesinler Cem'in midesi bilmem ne diye. Vallahi bana da bahane gibi geldi ama bilmem. Nasıl yani? Sizce bunlar iyi anlaşıyorlar mı Burhan Bey? Bilmem. Sanki biraz böyle soğuklar değil mi? Vallahi günahları boyunlarının altında kalsın ama bana da öyle geliyor. Bence cinsel uyumsuzluk var aralarında.
tipik. İlahi Burhan Bey. Bak dinle bak, bak bak. Şimdi senin kuzenlerin. Kuzenlerin olduğu için sözün meclisinden dışarı. Ama yani şimdi şeyle bakmak lazım. İkisi de soğuk nevale değil mi? Yani söyle bak yani, yukarıda Allah var. Aramızda kalsın ama bence Aslı'nın hiçbir seks apelitesi yok. Düz yani, bunu sorarsanız. Bence de. Ne bileyim yani, öyle bir sıcaklığı, bir kıvraklığı yok. Şöyle bir fingirde de sen hani böyle ağzımı bir şeyler yap falan. O kadınla bile ne olduğunu bilmiyorum. Hani onların hiçbirisini yapamaz. Bak bak bak, nereye kadar? Erkek de sıkılır tabii bir yerden sonra. Tabii. Şimdi Cem Bey'den de ben açıkçası muhteşem bir performans beklemiyorum. Yani ne demek istedim, anladın sen. Anladım, anladım. Aşk olsun Burhan Bey. Allah seni. Ya ne yaptın? El tarafımı kızarttın. Evet, sigara vereyim misin? Yerim, yerim, yerim. Evet. Ay neler yapmışsın Burhan Bey. Al hepsini ye. Ay şimdi ye. Allah dur, ben kendim olurum ya. Johnny, Johnny, Johnny. İşte meydane. Dışarıda dayak var. Hodri meydane. Hodri meydane. Çoluğun çocuğun topçu olsun. Top olsun, top olsun. Futbol oynayan ben. Artık dinlemeyeceğim canım. Bu ne ya? Böyle spor mu olur? Lümpen olduk çıktık. Ne spor olur ne de sporçuluk. Aman canım. Ulan o top var ya, o top. O vuramadın da o sağ ayağında o top var ya. O top da ayağında. Orası. Ulan o topu nereye vereceksin Allah? Ulan girme, ceza alanına kırmızı kart keserler. Bu. Ulan bu servis kaçar mı be? Ya servis ne ya? Ne yapacağız ya? Şu pis adam gitsin lütfen yani. Bu kadar küfür olmaz ki canım. Pes etmeyelim, buluyor. Yer miyiz biz bunları be? Küfür bizi yıldırma. Yıldırma bizi yıldırma. Sakın sakın, tamam. Dayanıyoruz, dayanıyoruz. Ulan ben senin... Küfürledince tam süper oluyorsun. Çocuklar, ben çok yoruldum bağırmaktan. Hadi hadi, son bir defa hadi. Hadi. Johnny, Johnny, Johnny. İşte meydane. Dışarıda dayak var. Hodri meydane. Hodri meydane. Ben çok eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Burhan yerine sizinle kanka olalım mı? İçeride bir bağırış çağrıştır gidiyor. Heyecanlı bir maç galiba. Ya skora baksaydık bari. Hayır efendim, hayır. Sporsa biz de seyrediyoruz işte, spor. Sen gündüz bana akşam spora bakarız derken bunu mu kastettin? Evet, ne var? Buz pateni bu. İyi, ne güzel. Ne yapayım ben bunu? Ne demek ne yapayım? Baksana ne kadar dinlendirici. Hoş, cool gibiler ayol. Bir heyecanı yok ki. Olmaz olur mu hiç? Bak. Acaba Japon takımı teknik puanlarla Rusları geçebilecek mi? Konu bu. Bence bundan daha heyecanlı bir şey olamaz. Sen glamurunu içtin mi? Ay! Sen şeyi biliyorsun peki de. En üst kattakiler var ya. Evli değilmiş. Aa! Oo! 10 yıldır karı koca süsü veriyorlar ya. Üçkağıtçı bunlar ya. Yüzsüksüz yüzsüksüz oturuyorlar yukarıda. Benim biliyor musun? Adamın başka hanımı varmış. Nikahlı. Aa, bundan hiç haberim yok. Vay kil vay. Vay kil vay. Gözlüklü haliyle kıstınızı tipli. Yere bakan yürek yakan. Allah'ım yarabbim, çok şaşırdım ha. Çay içer misin?
Sen şey biliyor musun? Ben dedikoduyu hiç sevmem. Karakterime uygun bir şey değil. Ha. Yaprak var ya. Ay ben onu hiç sevmedim ya. Böyle gizli bir cadılık var onda. Bak sonradan dediydi dersin. Var var, var var. Sen Volkan'ı biliyorsun. Ay bilmem ayol kuzenim Volkan. İşte onun eski aşna fişnasıydı o. Vallahi mi? Tabii. O Selim var ya şimdiki karısı. Biliyorsun. Ondan sonra o benim çok yakın arkadaşım. Onu ondan kapmak için ne numaralar, ne numaralar, ne oyunlar. Sanki Bizans. Ben tahmin ettim ama. Böyle saf görüntüsü altında şeytan bir şey o. Ya şeytan olmasa nasıl ayarlayacak 50 milyon dolarlık adam Kibilay Peynircioğlu. Koskoca bir peynir imparatoru. Bunu ayarlayın. Yılların playboyu Kibilay Peynircioğlu'nun sürekli dizinin dibinde. Büyü mü yaptı acaba? Büyü? He. Ya Allah korusun. Büyü diye bir şey var mı? Yok yani büyü mı? Allah korusun şey. Aslar da gelmedi. Ay boşver ya, aslar ışırdı, kedi kedimize muhabbet ediyoruz. Kekisini ya. Yeyi. Ay uyan be. Kek süper olmuş. Ellerinize sağlık. İyi, ben sana tarifini yazarım bibişim. Yani işe yarar mı diyorsun? Yarar. Madem onlar bizim alanımıza girdiler, biz de onların alanına gireceğiz. Kız kıza muhabbetlerini bozacağız. Ancak böyle anlayacak onlar. Oğlum bunların altın günü falan yok ki. Hangi kız muhabbeti? Hayır, alışverişlerine gidelim desem o bize işkence. Hamamın falan da gitmiyorlar tabii. Yok, oraya zaten biz de giremeyiz. Monken monken? Yok. Daha. Aa! Ne? Yaprak, Fatoş, Aslı. Üçü bir kadından haftada iki kere oryantal dersi alıyorlar. Ne? Yok artık be oğlum. Ha, daha iyi bir fikrin var mı? O zaman iyi anlaştınız. Ay hadi hayırlısı. Ay bir muhabbet, bir muhabbet. Saate baktım 12 olmuştu. Makbul abla, yuvadan uçmak üzeresin. Hatta hadi uç artık. Ya dur ya, daha fal yok, pos yok. Ama duygularını açıklaması an meselesi. Ay, ay, ne güzel. Şimdi bu akşam yine Burhan'da bir organizasyon var. Dün çaya gidemedik diye bu akşamüstü bizi içkiye davet etti. İçki mi? Ay bilmem ki. Sakit duyarsa beni keser vallahi. Hayır. Duymaz, asla duymaz. Biz seni idare edeceğiz, hiç merak etme. Hatta Burhan Bey'e biz biraz geç kalabiliriz dedim. Aman biz otururuz Makbule bebişimle, ne olacak şeklinde konuştu. Bebişim. Kız Aslı, gözlerin hain hain bakıyor ama kalbin aslında temiz biliyor musun? Sağ ol ya canım. Bak evde sıkılıyorsun diye seni gezmeye çıkardım. Eğleniyorsun değil mi? Çok. Gazetelere bakmıyorsun değil mi şekerim? Gazeteleri kaldırttın ya. Hayır. Şu masanın üzerinde haber dergileri gördüm de... kapaklarında çok sevimsiz şeyler okudum. Benden gizli sakın ha, açıp bakma. Üf. Ama moda dergilerine bakabilirsin. Ne güzel, tam ilgi alanım benim. Nane çayını içmedin. Ya şekersiz, limonsuz, iğrenç bir şey bu. Tahsin'cim, şeker üç zehirden biri. Limon asitli mideni yakacak. Bak, sağlıklı yaşam. Ne tık tık kaldı, ne kalp çarpıntısı, ne bir şey. Belki de farkına olmadan ölmüşümdür ben. Aha, aşk olsun Tahsin. Şaka bu değil mi? Yo, biz de kilo vermek istiyoruz. Ayrıca ben de eskiden beri ritim duygumu geliştirmek istemişimdir. Kısmet bugüneymiş hocam. Yalnız arkadaşlar, siz ayrı ders alsanız iyi olacak. Çünkü biz dersi çok ilerlettik. Ya maksat beraber vakit geçirmek değil mi canım? Tabii. Maçları birlikte izleyelim. Oryantal dersini hep birlikte alalım. Hiç ayrılmayalım. Bu kız kıza muhabbetler sırasında biz yalnız kalıyoruz ama. Tabii. Oh.
Bizi ihmal ediyorsunuz. Bu sahnenizle sizinle paylaşmak istiyoruz biz. İyi o zaman. Peki hocam bu yani böyle bir şey olabilir mi? Teğruk olarak evet. Hadi o zaman. Evet. Eller yukarı. Eller yukarı, bu bir soygun. Yalnız bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl yapıyorsunuz o parmakları öyle? Orta parmağı böyle düşürüyorsun abi. Hanımefendi göster bakayım. Nasıl yapıyoruz? Şöyle. Şey yapıyor, şey yapıyor. Bak. Yüzük parmağıyla işaret parmağını şey yapıyor. Yukarı doğru şey yapıyor. Abi serçe parmağı ne oluyor o zaman? Serçe parmak hangisi ya? Ay of! Çocuklar ya. Hocam biz elleri bıraksak başlasak bir an önce müzikle. Peki, tamam. Evet, başlıyoruz. Ayaklarımızı yerden kaldırmadan kalça hareketleriyle başlıyoruz. Sağ, sol. Sağ, sol. Belimizi sabit tutuyoruz. Dizlerimizden kalçayı yukarı doğru ittiriyoruz. Sağ, sol. Sağ, sol. Sağ, sol. Hocam, benim kalçam yok. Allah'ım yarabbim. Hocam çok affedersiniz ama benim de belim yok. Olsa sabit tutacağım ama. Bir de hocam, biz dizi nasıl kırıyoruz yani? Böyle mi? Hocam. Benim omuzlarım daha oynak. Kalçayla omuzları oynatsan, omuzlarımı oynatsan puan kaybeder miyim? Yap tabii oğlum ya Allah. Değil mi abi? Tabii. Tamam. Sor. Vatteri 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 vatteri. Canım. Nasılsın kanka? İş yemeği nasıl geçti Burhan? İş yemeği aman. İş işte, iş yani. Makbule Kral, kanımca sizin iş yerinde çalışıyor. Yo, ne alaka? Geçen gece iş yemeğinden beraber döndünüz. Hangi? Şey değilsin, tesadüfen oraya gelmişti. Ondan sonra dışarı çıktı, yalnız gitmesin diye ben de kendisine eşlik ettim. Yalnız yani, onun için. Ne var bunda? Makbule'den hoşlanıyorsun. Dertme be! Ne hoşlanması? Ne diyorsun be? Ben Makbule'den mi hoşlanacağım? Allah'ın gerisi. Koca elleri var, kocaman ayakları var. 45 numara, ondan mı hoşlanacağım? Delirtme beni! Dün gece yarısı senin evinden çıkarken yakaladım. Onun da bir açıklaması var yani. Dinliyorum. Evlerinde not bitmişti. Benden not almaya geldi, ne var? Makbule'den hoşlanıyorsun. Delirtme beni! Beni delirtmek için mi söylüyorsun bunları Gaffur? Makbule benim arkadaşım. Sohbet etmeyi, muhabbet etmeyi çok seviyorum. Çok sempatik bir kız. Ama cinsel cazibesi beni tatmin etmiyor. Ekmek arası iyi gider kanımca. Ya Gaffur tutturdun ama aynı şeyleri. Allah Allah, hayatındaki tek kankaya böyle şeyler yapılır mı ya? Tek kankamsın. Tek kankam sen misin? Benim tabii ki. Benden başka arkadaşım mı var ki senin ya? Var. Sacit Kral var. Aslı hanımefendi var. Aslı hanımefendinin kırmızı saçı arkadaşı var. Aslı hanımefendinin siyah saçı arkadaşı var. Allah Allah. Ne zaman girdin ki sen onları ya? Dün akşam hep birlikte maç seyrettik güle oynaya. Ne? Bir sakıncası mı var? Ben siz niye davet edilmiyorum? Kanımca seni sevmiyorlar Burhan. Gidin şuna be! Delirtme adamı! Gaffur, bilmiyorsun konuşma. Hiçbir şeyi bilmiyorsun karışma. Sen o yarım aklında üç tane hücreni beyaz Türklerin karmaşık ilişkilerini araştırmaya, yorumlamaya çalışma. Anlamıyorsun. Sinirimde tepeme çıkartma. Anladın mı? Beni sinirlendiriyorsa sonra beyin kanaması geçireceğim ya. Allah Allah. Dank! Bu kapıyı kapatma sesimdi. Şimdi diyeceksin. Sayın Burhan Altıntop, beni kıskanıyor. Ya hocam ya. Hocam şimdi ben kalçalarımı sallarken omuzlarım da kalçam senkronize oynamıyor.
Ya ikisi birbirinden bağımsız hareket ediyor. Ne yapmam lazım hocam? Hocam. Hocam benim ellerim de, omuzlarım da, kalçam da birbirlerinden ve ayrıca benden komple bağımsız hareket ediyorlar. Ne tavsiye ediyorsunuz? Hocam, çok affedersiniz ama ben biraz farklı olarak parmandal oynasam acaba bir sakıncası olur mu? Hocam, zeybek figürlerini oryantal dansa adapte etsek sizce Ege oryantali tadında bir sentez yakalamış olur muyuz? Hocam iki takıma ayrılsak bakalım kim kazanacak? Daha heyecanlı olur. Hatta ortaya para koyalım. Yoksa manası yok yani. Ay yeter ya, of! Of, arkadaşlar biraz ara verebilir miyiz? Hiç uyum sağlayamadınız, kusura bakmayın. Ne demek omuzlarımla kalçam senkronize hareket etmiyor? Böyle ders mi olur ya? Arkadaşlar, biz oryantal derslerinde şahane stres atıyorduk. Ama şu anda siz katılınca hiçbir tadı tuzu kalmadı. Kendi garip alışkanlıklarınızı da getirdiniz ve ortamı mahvettiniz. Aa! Ya ne kadar tanıdık bir cümle değil mi? Nasıl yani? Yani şahane stres atıyorduk ama siz katıldıktan sonra tadı tuzu kalmadı. Kendi garip alışkanlıklarınızı da getirdiniz. Ortamı mahvettiniz canım. Arkadaşlar, bu size ne hatırlattı? Bana hiç yabancı gelmedi ya. 22 oyuncu. Bir top, iki kale. Aa! Futbol maçları. Ya, aynı bizim futbol geceleri. Geldin mi bebişim, hoş geldin. Gel sana bir drink vereyim. Ay, sana anlatacaklarım var biliyor musun? Ya, en sonunda. Kıymalı börek mi bu? Ha. Çok şekersin, bir bana. Malt viski mi seviyorsun yoksa şarap dünyasından? Ay hiç fark etmez. Gel. Şimdi ne demek bu? Ay, çok açık değil mi? Bizi futbol gecelerinde istemiyorlar. Bakın, kendimize ait alanları koruyalım arkadaşlar. Haftada birkaç gece birbirimizi yalnız bırakalım, ne olur. Sizin futbol gecelerinize gelmekten bu kadar kolay vazgeçeceğiz yani. O zaman hadi oryantale devam. Tabii. Evet. Ay, tamam. Ne olur. Tamam, kabul. Oley! Birbirimizin özel ilgi alanlarına girmeyelim. Fatoş. Hı? Aman iyi tamam. Biz de bayılmıyoruz tamam mı? O smaçtan gol kurtardı. Diğeri servis attı falan. Servis diyor ya. O zaman ben şu anda bambaşka bir sebepten mutluluktan oynamak istiyorum. Hayır. Ne olur Allah aşkına, ne olur. Gerçekten. Aç mısın Tahsin'cim? İyi. Az ye. Can boğazdan çıkar. Ha. Hiç mi yemeyeceksin? Canım istemiyor. Aa, şundan bir yudum al. Allah aşkına bir tat bak. Ha? Nasıl? Neden beğenmedin mi? Beğenmedim. Neden beğenmedin? Tuzsuz. Malum tansiyon. Of. Oh. Ay. Ay ne oldu ta? Ay bir sıkıntı geldi, sıkıntı bastı bana. Nasıl yani? Of. Ay tansiyonu mu çıktı acaba? Ya duvarlar üstüme geliyor. Oh. Ay kalbin çarpıyor mu? Ne oldu Tahsin? Çok fena çarpıyor. Ay eyvah. Mahmut! Bu sefer ölüyorum galiba. Hastaneye götürün beni. Ölüyorum ben. Sırtımdan soğuk terler boşalıyor. Ay ne ölmesi Tahsin. Oh. Nefes al, nefes. Derin nefes al. Mahmut! Yavrum git taksici. Kesin ölüyorum ben. Burak haklıydı. Kesin de ölüyorum bu sefer. Ay Tahsin! Taksi çağırın ayol, ambulans! Çağırdın mı? Evet mi? Mahan kızıymış, mahan kızıymış. Bana ne? Ne faydası var ki bana? Neymiş o? 40 defa geldi şuraya. Elinde bir çiçek, bir çikolata. Yok, tık yok. Eline mi yapışır? Bu... Sacit Bey ciddi mi niyeti? Bilmem. Bence henüz değil. Yani sırayla bu işler. Sırayla mı? Ne sırası bebişim?
Senin dilinin altında bir şey var. Hı? Açıklayayım mı? Açıkla, açıkla. Çok merak ettim. Bu gece her şeyi anlatacağım. Kararlıyım. Sen anlat, ben de anlatayım. Böyle ikimiz muhabbet edelim. 40 yılda beraber olmuşuz şurada. Hadi anlat. Peki. Oo, yavaş gitseydin ki. Ablası evlenmeden hangi ciddi niyet Burhan Bey? Bundan sonra Burhan diyeceğim sana. Senin için de bir sakıncası yoksa. Bebişim. Bebişim mi? Sen bana derken iyi de ama. Ama ben onunla arkadaş... Burhan! Senin bu mahcup hallerine bayılıyorum. Böyle iceberg'in altından fışkıran bir magma tabakası gibisin. Ne? Bak böyle kızgın sulardan buz gibi kumları atlayan bir yunus görüyorum sana bakınca. Yunus. Au ama o sek için meskiye Makbule Hanım. Hanımı manımı bırak Burhan. Bugün duygularımı açıklayacağım sana. Aslı teşvik etti. İyi halt etti. Bütün bunlar Aslı'nın başından mı çıktı yoksa? Evet Aslı. Küçük aşkı meleğimiz menemenemen. Gerçi çok minik sayılmaz ya. Bizim evdeki herkes ailedeki sulak yerde büyümüş. Sadece tarih yani Makbule Hanım, bence bu sohbetin sonunu iyi yere doğru... Konu açılmışken. Vücudumu beğeniyor musun Burhan? Efendim? Atletik yapılı kadınları beğeniyor gibi görüküyorsun. Yanlış mı? Ayol ben ne bileyim şekerim. Bu yaştan sonra sayenizde sinir hastası oldum. Sinir hastası değil. Depresyon kaynaklı endişe ata dedi doktor. Şuna sıkıntıdan fenalık geldi desene. Ama sağlığın için uğraştım Tahsin'cim. Aman anacığım. Ya yemek yok, içmek yok. Kahve bile içmek yok. Film yok. Efendim haber seyretmek yok. Maç yok. Ay demek ki vücut öleyim dedi. Ne demesi Tahsin? Psikolojik dedi doktor. Anne lojikse, lojik lojik dinlemem ben. Bundan sonra bildiğim gibi yaşayacağım. Ama yine de o kırmızı eti... Sus. Şansını zorlama İfa. Karşında bir sinir hastası var. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Bence bu senin taktiğin Burhan. Kendini böyle geri çekiyorsun ha. Kendine böyle soğuk İngiliz erkeklerine mahsus bir hava veriyorsun. İngiliz mi? Hani İngilizce ders almıştık ya biz birlikte. Hani rol icabı karı koca ol... Bak tesadüfe bak. Seni gidi organize Burhan seni. Ya vallahi de billahi de ya Okun benimle alakası yok. Sus. Seni böyle görünce kafamda fütür şapka elinde şemsiye. Ay dedim bak. Kendine şekil yapıyor dedi. Kendine Hugh Grant yapıyor dedim. Kendime ne yapıyorum ben anlamadım ya. Bu Grant var ya, oyuncu İngiliz. Onun stilini yapıyor dedim. O mahcup haller falan var. Bir şey değil mi? Sana daha çok yakışıyor Burhan. Makbule Hanım, ne kadar içtiğinizi bilmiyorum ama bence giderseniz çok uygun olur. Hayır, bu akşam bitecek bu iş. Anam ne işi ya? Sen de açıklayacaksın duyguları. Aslı öyle dedi. Karşılıklı açılın dedi. Ya ama siz çok açıldınız Makbule Hanım. Bir açılmaya devam ediyorsunuz. O Aslı'yı görsem zaten ağzını burnunu... Ana kapı çaldı. Ay kapı. İyi günler. Gafur kardeşim ne iyi ettin de geldin. Ne iyi ettin Allah seni gönderdi biliyor musun? Ya bunu da bir tutturdunuz Allah Allah ya. Ben kendi olanaklarımla çöpe almaya geldim. Gel içeri önüme börek koyayım seni. Yok çöpe alayım da. Ya gelsene içeri özledim seni ya. Lütfen içeriye ye portakal var portakalı yersin. Döke saça her yere. İyi bir 5 dakika geleyim o zaman. Hadi gel. Kim geldi Burhan? Oğul. Ya Gafur yesene kardeşim ya. Yok başka zaman. Benim işim gücüm var Burhan. Allah işte insanın da hali başka oluyor. Ya kardeşim ya Allah aşkına gel ya. Yok Burhan.
Ben anladım onu. Ya bir şey anladığın yok. Gelmek zorunda sayıyorum. İnşallah başka zaman gelirim. Ya gelsene. Makbule'den hoşlanıyorsun. Şerefsiz Adi. Şerefsiz. Beni böyle bırakamazsın. Beni burada yalnız bırakıyorsun Makbule'yle. Bunu yapmaman lazım. Ay, hiç gidip rahatsız etmesek mi çocukları be? Onun dükkanında maç seyrediyor olacaklar. Biz de kapıdan yiyecekleri bırakıp gideceğiz. Oturup seyretmeyeceğiz ki. Ay ben size bir şey söyleyeyim mi? Haklılar ha. 40 yılda bir erkek erkeğe oturup maç seyredecekler. Hakikaten rahat bırakalım. Ay bence de şekerim. Aa, hatta bir kıyak daha yapalım. Kıymalı börek götürelim. Börek yok. Ne oldu, yemişler mi? Ay hayır, ben biliyorum böreğe ne olduğunu. Makbule abla Burhan'a götürdü kesin. Siz şimdi onları alın, yürümeye başlayın muhallebiciye. Ben Burhan'dan böreği alıp geliyorum, tamam? Hadi orada görüşürüz. Şu anda ne hissediyorsun Burhan? Korku. Şu anda çok korkuyorum. Korkman gereken tek şey kendi his ve duyguların Burhan. Bu korkma. Ben senin yanındayım, gel. Ama ben sizden çok korkuyorum Makbule Hanım. Hadi söyle. Neyi söyleyeyim? Beni seviyor musun? Hayır. Bir daha söyle. Neyi söyleyeceğim anlamadım ki. Bir daha söyle. Söylersen bırakacak mısınız? Bir daha. Ya neyi söyleyeceğim bir türlü anlamadım. Ben de seni sevgilim. Ama Makbule Hanım, olaylar hiç istemediğim bir şekilde gelişir. Al beni Burhan. Al beni, al beni, al beni, al beni Burhan. Burhan. Allah'ım ortalığı yıkıyor. Al, al. Yavrum, ama yavrum. Ama yavrum beni kurtarın. Önce beni ne yaptınız? Beni kurda kuşa yem ettiğiniz zaman ne yaptınız bana? Ay ne oluyor Burhan Bey? Mahvettiniz beni. İçeride egzorsist var. Haberin var mı senin? Ha? Bu kızın içerisine kötü ruh girmiş. Kim çıkartıyorsa çıkarsın. Bu işin içerisine siz sustun. Siz çıkartacaksın. Sen yaptın bunu. Kurda kuşa... Bırak seni beni. Hoş geliyorum. Aslı, bu bana nasıl yaparsın yavrum? Yaptı bir. Bir şey konuşuyorum burada. Kendimi oltanın ucundaki solucan gibi hissediyorum. Niye böyle hissediyorum? Ya bırak sen o nefes alamıyor musun? Delirmiş bu. Kendimi niye böyle hissediyorum bilmiyorum. Bak planın balık burcunda olduğu için olabilir bu. Aram! Ya bırak sana diyorum. Bence nişan hazırlıkları başlasın. Hadi koş oğlum, koş. Koş be. Oo, vallahi hayat bu işte vallahi. Güzel, güzel, güzel. İçerideler herhalde. Belki biz geliriz diye korktular, yine o yüzden gizli saklı izliyorlar. Yazık. Bir, iki, sağ gidiyoruz. Bir, iki, olduğumuz yerde. Bir, iki, eller havada dönüyoruz. Bir, iki. Bir, iki. Ritim duygusu kazanalım diye. Yani şahane göbek eritiyor, onu fark ettik. evet canım, her gece futbol futbol. Olmaz ki ya o. Hem eğlenelim deyip hem de spor yapıyoruz. Ben istemedim, beni bundan ayarttı Fatoş. Hadi oradan yürü git be, yalancı asıl sen istedin. O istedi. Nasıl yalancı bir insansın Tanrıverdi? Ha? Çok dansöz gördüm seni.
yaparım. Hadi biraz hücum çocuklar. Karakal. Allah Allah. Hayda. Atilla Mayda. Ne demek şimdi bu? Ben sana iş nasıl teklif edebilirim ya? Sacit Bey burada olsaydı. Gelseydi keşke. Ne lan, yanlış mı? Hop. Hadi. Hadi. Gel tamam. Ay, fenalık geldi. Giremedim lafa. Hayda. Atilla Madra. Bak bu sefer ikincisi yemişsin yalnız. Ay be! Toparlayın lan! Toparlayın! Kerem! Kerem! Ne düşün sen? Duydunuz mu ne dedi? Duydunuz mu abi? Ama olmaz o. Hadi canım görüşürüz. Benim gitmeye ihtiyacım var. Bir türlü anlatamıyorum sana ya. Allah'ım ya. Bir, iki. Ben yalnız mıyım? Kimse yok mu? Fıcıla. Tabii Cem. Sen de benim gibi eski bir ailenin evladısın. Şu anda aramızda konuşuyoruz yani. Kendi kendimize konuşuyoruz. Burhan Bey, bu hemşe. Monsieur Bülent daha iyi bilir. Sizin babanız var ya, Monsieur Bülent. 18. yüzyılın. Resmen çelmet attı çocuğun ayağına. Evet. Ha, benden mi? Bu adamın yaptığı smaç mı ki? Ay, smaç bu adamın yaptığı şey mi ki? Hayır. Hemen düzelteyim. Peki, sizdeki bu ani değişikliğin sebebi mucizevisi ne? Abi yapmayın, ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Hep onlar anlatıyor. Burhan Bey. Ay! Ya bıraksana beni. Gördüğün gibi ne yapıyor? Çıldırmış bu. Kendimi oltanın içerisinde ucundaki balık tüyü hissediyorum. Beni bizi durdursun canım.